İkinci Bölüm Denizde Türüyen Delilik Eğer Tanrı bana bir lütufta bulunursa, bu ancak gözüme tesadüfen ilişen bir gazete makalesinin ardından yaşananları tümden unutturmak olacaktır. Avustralya gazetesi Sydney Balita'nın 18 Nisan 1925 tarihli bu eski sayısı, gündelik hayatımın koşturmacasında kolaylıkla rastlayacağım türden bir şey değildi. Zamanında amcamın araştırmaları için canla başla malzeme toplayan küpür bürosunun bile gözünden kaçmış bir baskıydı. Profesör Angel'ın Çuçulu tarikatı diye adlandırdığı şey üzerine yaptığı araştırmalara tümüyle adandığımdan New Jersey Patterson'daki yerel bir müzenin müdürü ve ünlü bir maden bilimci olan eğitimli bir dostumu ziyarete gitmiştim. Bir gün müzenin arka odalarından birindeki raflara gelişi güzel dizilmiş numuneleri incelerken, en alt raftaki taşların altına serilmiş eski bir gazetede yer alan tuhaf bir resme gözüm takıldı. Arkadaşımın dünya çapında hatırı sayılır yabancı bağlantıları olduğundan, bu gazete sözüne ettiğim Sidney Balit'ındı. Resimse ise Legresi'nin bataklıkta bulduğu gizemli putun neredeyse tıpatıp aynısı olan bir taş nesnenin yarım ton baskısıydı. Sayfanın üzerindeki değerli parçaları heyecanla kenara kaldırıp makaleyi hızlıca göz gezdirdim. Ve yazının sadece orta uzunlukta olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Yine de içeriği ağır aksak ilerleyen araştırmam için fevkalade önem arz ettiği için hemen harekete geçip makaleyi itina ile yırttım. Şunlar yazıyordu: Esrarengiz rengiz ve metruk bir gemi bulundu. Başıboş haldeki ağır teçhizatlı bir yeni Zelanda buharlısı Vigilant gemisine bağlanarak getirildi. Güvertesinde bulunan iki kişiden biri ölü. Can kayıplarının yaşandığı elin bir deniz çatışmasından bahsediliyor. Sağ kurtulan denizci garip deneyiminin ayrıntılarını anlatmaya yanaşmıyor. Denizcinin elinde tuhaf bir put bulundu. Soruşturma sürüyor. Valparaiso'dan yola çıkan Marison şirketinin yük gemisi Vigilant, ağır teçhizatlı olmasına rağmen girdiği çatışmada hasar görmüş, AZ Dunedin bandırmalı alert buharlı teknesine bağlı halde bu sabah Darling Limanı iskelesine yanaştı. 12 Nisan'da 34 derece 21 güney enlemi, 152 derece 17 batı boylamında görülen sahipsiz geminin güvertesinden biri ölü halde biri sağ halde iki kişi bulundu. 25 Mart'ta Valparaiso'dan ayrılan Vigilant, 2 Nisan'da olağanüstü şiddetli fırtınalar ve azgın dalgalar nedeniyle rotasından epey saparak güneye sürüklenmiş. Metro gemi 12 Nisan’da görülmüş ve açıkça terk edilmiş olmasına rağmen güvertesinde yarı çıldırmış bir kazazede ile en az bir hafta önce öldüğü anlaşılan bir kişi tarafından bulunmuş. Sağ kurtulanın elinde kökeni bilinmeyen yaklaşık 30 santim boyunda ürkütücü bir taş put varmış. Sydney Üniversitesi, Kraliyet Derneği ve Kalıç Caddesi Müzesi yetkilileri putun kökeniyle ilgili olarak tam bir kafa karışıklığı yaşadıklarını itiraf ederlerken, kazazede bu putu teknenin kamerasındaki sıradan küçük bir oyma lahitin içinde bulunduğunu söylüyor. Bu adam toparlanmasının ardından fevkalade garip bir korsanlık ve katliam hikayesi anlattı. Edinilen bilgiye göre Norveçli olan Gustav Janssen, 11 kişilik mürettebatıyla 20 Şubat'ta Callao'ya doğru yola çıkan Auckland bandıralı iki direkli Emma uskunasının ikinci yardımcı kaptanıymış. İfadesinde Emma'nın 1 Mart'taki büyük fırtına yüzünden geniş bir açıyla güneye savrulup istikametine geciktiğini 22 Mart'ta da 49 derece 51 güney enlemi 128 derece 34 batı boylamında mürettebatı tuhaf ve meymenetsiz kılıklı kanakalarla melezlerden oluşmuş alertlerle karşılaştığını belirtiyor. Koşulsuz geri dönmeleri emredildiğinde Kaptan Collins direnmiş. Bunun üzerine garip mürettebat, donanımında büyük bir yer tutan ağır bataryalarıyla hiçbir uyarıda bulunmaksızın Uskunay'ı top ateşine tutmuş. Emma'nın adamları saldırıya göğüs gerdi diyor kazazede. Uskuna sualtı çizgisinin tam altından isabet alıp batmaya başlamasına rağmen adamlar gemiyi düşman teknesine bordalayıp yanaştırmayı başarmışlar. Gerçi sayıca üstünlüklerinin faydası olmuş ama sarsak dövüşen düşmanın hepsini öldürmek zorunda kalmalarının sebebi bu yerlilerin gözleri dönmüş bir şekilde nefretle saldırmaları olmuş. Aralarında Kaptan Collins ve birinci yardımcı kaptan Green'in de bulunduğu Emma'nın üç adamı öldürülmüş. Kalan 8 gemici, ikinci yardımcı kaptan Johnson'ın komutasında ele geçirdikleri tekneyle geri dön talimatının sebebini öğrenmek üzere aynı rotada yola devam etmiş. Ertesi gün küçük bir adaya varıp karaya çıkmışlar. Gerçi Okyanus'un o kısmında böyle bir adanın olduğunu bilen yokmuş. Hatta adamların altısı her nedense kıyıda ölmüş. Johnson ifadesinin bu bölümünde anlaşılmaz biçimde suskunlaştı. Ve sadece adamların bir falezden aşağı düştüklerini söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla Johnson'la bir arkadaşı daha sonradan tekneye kapağı atıp denize açılmayı başarmış. Ancak 2 Nisan'daki fırtınayla tartaklanmış. Johnson o tarihten itibaren ayın 12'sindeki kurtarılışına kadar olan bitenleri çok az anımsıyor. Hatta arkadaşı William Breeden'ın ne zaman öldüğünü bile hatırlamıyor. Breeden'ın asıl ölüm sebebi belirlenememekle birlikte muhtemelen aşırı soğuğa ve heyecana maruz kalmasına bağlandı. Dunedin'den gelen telgraf haberi, Alert'in o çevrelerde bir ada ticareti teknesi olarak iyi tanındığını ve kıyı şeridi boyunca kötü nam saldığını bildiriyor ormanda sık sık düzenledikleri toplantılar ve gece şenlikleriyle az buz dikkat çekmemiş bir grup melezin mülkiyetindeki tekne, 1 Mart'taki yer sarsıntılarının ve fırtınanın hemen akabinde apar topar denize açılmış. Auckland'teki muhabirimiz Emma ve mürettebatının mükemmel bir sicil taşıdığını belirtirken, Johnson'ın da aklı başında ve kıymetli bir insan olarak tanımlıyor. Deniz Komutanlığı yarından itibaren konuya ilişkin bir soruşturma başlatacak. Bu konudaki her aydınlatma çabası Cansan'ı daha açık biçimde konuşmaya itecektir. Hepsi buydu. Bir de cehennemlik nesnenin resmi vardı, o kadar. Ama zihnimde öyle bir düşünceler silsilesi tetiklemişti ki, Çuçullu Tarikatı'na dair açığa çıkan hazine değerindeki bu veriler, mezhebin karada olduğu kadar denizde de faaliyet gösterdiğinin kanıtıydı işte. Melez mürettebat yanlarında esrarengiz putla denizde seyrederken hangi itici güç Emma'yı geri dönmeye zorlamalarına yol açmıştı? Emma mürettebatından altı kişinin öldüğü, yardımcı kaptan Cansa'nın o denli ketum davrandığı esrarengiz ada neyin nesiydi? Deniz komutanlığının yürüttüğü soruşturma neyi açığa çıkartmıştı? Ve Dunedin'deki habis mezheple ilgili neler öğrenilmişti? Ve hepsinden inanılmazı, belirtilen tarihlerin amcamın büyük titizlikle not aldığı, çeşitli olayların dönüm noktalarıyla kusursuzca ve kötücül biçimde uyuşması doğal bir irintiden daha derinliğe bağlanabilir? 1 Mart'ta, bizim uluslararası gün değişim çizgisine göre 28 Şubat'ta deprem ve fırtına olmuştu. Dunedin'da alert ve mendobur tayfası buyurgan bir çağrıya uyarak hevesle denize açılırken, dünyanın öbür ucundaki şair ve sanatçılar kasvetli, ıslak, kiklops kenti hayallerini görmeye başlamışlar. Aynı esnada da genç bir heykeltıraş uykudayken korkunç çuçullu tasvirine biçim vermişti. 23 Mart'ta Emma bilinmeyen bir adaya yanaşarak orada altı adamını kaybetmiş. Aynı tarihte duyarlı bazı insanlar aşırı gerçekçi bir hal alan rüyalarında kendilerine musallat olan dev bir canavar yüzünden dehşete düşmüş. Bir mimar çıldırmış. Bir heykeltıraşta aniden hezeyanlara kapılmıştı. İrin kaplı kentle ilgili düşlerin sona erdiği Wilcox'un ise garip bir hummanın pençesinden sağ salim kurtulduğu 2 Nisan tarihindeki fırtınayı neye yormalı peki? İhtiyar kasronun çıtlattığı yıldız uyruklu batık ezeliler onların yaklaşan saltanatı, sadık mezhepleri ve düşler üzerindeki egemenlikleriyle tüm bunların bir ilgisi var mıydı? İnsanın tahammül gücünü aşan kozmik dehşetlerin eşiğinde sendeliyor muydu? Şayet öyleyse tüm bunlar zihnimin ürettiği vesveseler olmalıydı. Zira insan ruhunu kuşatmaya başlayan o muazzam çılgınlık her neyse Nisan'ın ikisinde son bulmuştu. Telaşlı telgraf çekmeler ve planlamalarla geçirdiğim o günün akşamı ev sahibime hoşça kal diyerek San Francisco trenine atladım. Bir aya kalmadan Dunedin'daydım. Gel gelelim oranın tarihi denizci meyhanesinde takılan tuhaf tarikat üyelerine dair çok az bilgi edinebildim. Rıhtımın ayak takımı bahsetmeye değmeyecek kadar alelade insanlardı. Yine de bu melezlerin gerçekleştirdiği cılız davul seslerinin ve kızıl alevlerin uzak bayırlardan fark edildiği yerel şenliklerin üstü kapalı dedikoduları dolaşıyordu etrafta. Auckland'deyken Johnson'ın Sydney'de üstün körü yapılan nafile soruşturmadan sarı saçları ağarmış halde evine döndüğünü, ardından da Batı sokağındaki evini satarak Oslo'daki eski yuvasına gitmek üzere karısıyla birlikte denize açıldığını öğrendim. Johnson ahbaplarına sarsıcı deneyiminden bahsederken komutanlık yetkililerine aktardıklarından fazlasını anlatmamıştı. Dolayısıyla arkadaşlarının tüm yapabildiği onun Oslo'daki adresini vermek oldu. Sonra Sydney'e gittim. Ancak denizcilerle ve deniz komutanlığı mensuplarıyla görüşmelerim sonuçsuz kaldı. Sydney koyundaki boşaltma havuzunda duran, artık satılmış ve ticari amaçla kullanılan alerti gördüm ama alelade yükünden başka hiçbir bilgi edinemedim. Hiyeroglif kaplı bir kaidenin üzerinde çömelmiş supya kafalı ejderha gövdeli ve kanatları pullu bir yaratığa betimleyen put Hyde Park Müzesi'nde korumaya alınmıştı. Nesneyi uzun uzadıya inceledim ve tekinsizliğe varacak kadar zarif bir işçiliğin ürünü olduğunu gördüm. Keza korkunç eskiliği, su katılmadık esrarı, ve doğa üstü nitelikteki ham maddesi de Legresi'deki daha ufak benzerinde dikkatimi çeken unsurlarla örtüşüyordu. Küratörün dediğine göre jeologlar nesnenin dev bir muamma olduğuna kanaat getirmişler. Dünyada böyle bir taşın var olmadığına dair yeminler etmişlerdi. İhtiyar Kasro'nun ulu ezeli varlıklarla ilgili olarak Legresi'ye söylediklerini birden ürpererek anımsadım. Onlar yıldızlardan gelmiş, Hatta suretlerini taşıyan putları da kendileri getirmiştir. Önceden tümüyle bir haber misçesine yaşadığım bu aydınlanmayla sarsıldım ve Oslo'daki yardımcı kaptan Johnson'ı ziyaret etmeye oracıkta karar verdim. Derhal Londra'ya gemiyle geçip Norveç başkentine aktarma yaptım ve bir sonbahar günü Eichberg'in bölgesindeki düzenli rıhtımlara indim. Johnson'ı adresinin Kral Harald Hardrada'nın kurduğu eski şehirde bulunduğunu öğrendim. Oslo adını koruyan ana kent yüzyıllarca Kristina kisvesiyle anılmıştı. Taksiyle kısa bir yolculuktan sonra sıva cepheli, muntazam bir antik binanın kapısına yüreğim pırpır pır ederek çaldım. Karalara bürünmüş, üzgün ifadeli bir kadın kapıya baktı. Tutuk bir İngilizceyle Gustav Johnson'ın artık hayatta olmadığını söyleyince uğradığım düş kırıklığıyla içim cız etti. Karısının anlattığına göre 1925'teki seyahatinde olanlar adamı çok yıprattığı için döndükten sonra fazla yaşamamıştı. Kamuoyuna açıkladıklarından fazlasını kadına anlatmamış ancak belli ki rastgele göz gezdirmenin tehlikesinden karısını korumak için İngilizce yazılmış adamın tabiriyle teknik mevzular içeren uzun bir el yazması bırakmıştı. Gothenburg iskelesi yakınlarındaki dar bir sokakta yürüdüğü esnada bir çatı katı penceresinden düşen kağıt balyası adamı yere sermişti. İki laskar denizci hemen yardımına koşmuş fakat adam ambulans gelene kadar ölmüştü. Doktorlar ölüme yol açacak somut bir neden bulamayıp sebebini zayıf bünyeye ve kalp rahatsızlığına yormuşlardı kazara veya başka türlü huzura erene dek benim de peşimi bırakmayacak bu zifiri dehşetin hayati organlarımı kemirdiğini artık ben de hissediyordum. Kocasının teknik mevzularıyla görev gereği bağlantılı olduğuma dair dul kadını ikna ederek dökümanı ödünç aldım. Ve Londra gemisinde okumaya koyuldum. Basit karalamalardan ibaretti. Naif bir denizcinin seyir defteri tutma çabasıydı ve korkunç yolculuğa kadar yaşananları günü gününe kayıt tutmayı amaçlamıştı. Bu el yazmasını bütün içeriği ve olanca bulanıklığıyla harfi harfine aktarmaya kalkışmam, ancak seyahat ettiğim geminin bordrasına döven, dalga seslerini neden kulaklarıma pamuk tıkayacak kadar dayanılmaz kıldığını özetle anlatacağım. Johnson, malum yaratığı ve kenti görmüş olmasına rağmen, Tanrı'ya şükür ki her şeyi tam bilmiyordu. Oysa ben, zaman ve uzama sığmayan yaşamın ardında biteviye pusuya yatmış dehşetleri, kadim yıldızlardan çıka gelip denizler altında istihareye yatan cenabet menteburları, hele ki bu varlıkların devasa taş kentini yeniden güneşle havaya kavuşturacak, ilk depremde onları serbest bırakmak için fırsat kollayan ve gözeten kabus tarikatını da düşündükçe, bir daha asla rahat uyuyamayacağım.'' Johnson'ın yolculuğu aynen deniz komutanlığına anlattığı gibi başlamıştı. 20 Şubat'ta Agulent’ten yüksüz ayrılan Emma, insanların rüyalarına giren deniz gibi dehşetlerinin yarattığı depremle patlak vermiş olması kuvvetle muhtemel Bora'ya tüm şiddetiyle yakalanmıştı. Tekrar kontrol altına alınan gemi 22 Mart'ta alerji rastlayana dek gayet iyi yol almıştı. Kaptanın bombardımanı ve geminin batışını anlatırken ki hayıflanışını yürekten hissettim. Alertteki yanık tenli tarikat, iblisleri kayda değer bir dehşetle anıyordu. Bu adamların davranışında görev icabı saldırdıklarını akla getiren, akıl almaz bir nefret varmış. Johnson soruşturmalar sırasında tayfasının gaddarlıkla suçlanmasını da derin bir hayretle karşılamış. Sonra sırf meraktan ele geçirdikleri tekneyle Johnson'ın komutasında yola devam eden adamlar denizden fırlamış kocaman yekpare bir taş sütun görmüşler. Hatta 47 derece 9 güney enlemi, 126 derece 43 batı boylamında yerküreye hakim dehşetin somut esasından başka bir şey olamayacak yosun, çamur ve irin kaplı kiklops yapılarının bulunduğu bir sahil şeridine, ölçülemeyecek denli tarih öncesi çağlarda karanlık yıldızlardan yeryüzüne sızmış, muazzam, iğrenç varlıklarca inşa edilen kabus ceset kent Rilye'ye rastlamışlar. Oradaki sümüksü yeşil bir maddeyle kaplı gizli mezarlarında ulu çoçullu ve kavmi yatıyor, sayısız devirlerin ardından nihayet ilettikleri düşünceler yoluyla duyarlı kişilerin rüyalarına dehşet salıyor, iman sahiplerine özgürlük ve yenilenme haccını gerçekleştirmelerini buyuruyorlarmış. Tüm bunlar Cansan'ın aklının ucundan bile geçmezmiş ama Tanrı biliyor ya, gördükleri ona yetmiş. Tahminimce denizden fırlayan yekpare taşın taçlandırdığı ve ulu çoçulluğunun gömülü olduğu bu hisar, koca bir dağın sadece görünen ucunu teşkil ediyor. Orada muhtemelen kuluçkaya yatmış varlıkların boyutunu düşündükçe hemen canıma kıyasım geliyor. Johnson ve adamları, kadim ifritlerin bu irin sızdıran Babil şehrinin kozmik ihtişamı karşısında huşu duymuş ve oranın ne dünyamıza ne de aklı başında herhangi bir gezegene ait olduğunu kılavuza gerek kalmadan anlamışlar. Yeşilim tırak taş sütunların inanılmaz büyüklüğünün, yontma taş abidenin baş döndürücü yüksekliğinin, devasa heykellerin ve kabartmaların, alertteki mihrapta bulunan tuhaf putla şaşırtıcı bir benzerlik taşımasının yarattığı huşu duygusu, yardımcı kaptanın dehşet dolu betimlemelerinin her satırına damga vurmuştu. Fütürizmin ne olduğundan bir haber Johnson, kentten bahsederken buna çok yakın bir söylem tutturmuştu. Zira belli bir yapım şeklinden ya da mimariden bahsedeceğini, uçsuz bucaksız taş yüzeylerin ve açıların onda yarattığı izlenimlere odaklanmıştı sadece. Söz konusu taş yüzeyler bu dünyaya ait olamayacak ya da abes kaçacak kadar büyüktü ve korkunç imgelerle, hiyerogliflerle kaplıydı. Açılardan bahsetmesine değiniyorum çünkü bana Wilcox'un korkunç rüyalarıyla ilgili anlattığı her şeyi anımsattı. Wilcox düşünde gördüğü mekanın geometrisinin anormal olduğunu, Öklit'le bağdaşmadığını ve bizimkilerden apayrı ebatlarda iğrenç çağrışımlı küreler içerdiğini söylemişti. Şimdi de cahil bir denizci karşısındaki korkunç gerçekliğe bakarken aynı hislere kapılmıştı. Johnson ve adamları bu görkemli akropolün meyilli balçı kıyısına yanaştıktan sonra devasa kaygan sütunların tepesine ölümlülere ait olamayacak bir merdiven vasıtasıyla tırmanmışlar. Bu sıklam sapkınlıktan etrafa yayılan kirli pusun içinden göğe bakınca güneş adeta görünmez oluyormuş. Hatta ilk bakışta dış bükey ikinci bakışta da iç bükey algılanan kayaların zihin bulandıran kuytularına sanki pis pis sırıtan tehlikeli ve biçimsiz varlıklar pusuya yatmış gibi geliyormuş insana. Korkuya çok benzeyen, etraflarındaki kayalardan, irinden ya da yosunlardan çok daha somut bir duygu çöreklenmiş keşiflerin içine. Hani diğerlerinin hışmından çekinmeseler birer birer kaçarlarmış. Gönülsüzce aradıkları tek şey ki boşuna aradıkları sonradan anlaşılmış yanlarında götürebilecekleri birkaç parçaya andaçmış sadece. Taş kaidenin ayağına kadar tırmanıp da ne bulduğunu bağırarak ilan eden kişi Portekizli Rodriguez olmuş. Diğerleri peşinden gidince üzerinde şu bildiğimiz supya, ejderha kabartmasının bulunduğu devasa bir yontma kapıyla karşılaşıp şaşırmışlar. Johnson bunu koca bir ahır kapısına benzetmiş, Gerçi süslü sövesine, pervazına ve etrafındaki dikmelere bakarak bunun bir kapı olduğunu hepsi anlamış ama bir çatı kapağı gibi düz mü yoksa mahzen kapısı gibi eğik mi bir türlü karar verememişler. Bir koksun da dediği gibi yapının geometrisi tümden çarpıkmış. Deniz ve yer düzleminden hiçbiri emin değilmiş. Dolayısıyla da her şeyin görece konumu inanılmaz değişken geliyormuş. Breed'in taşı birkaç yerden ittirmiş ama nafile. Ardından Donovan kenarları dikkatlice yaklayarak ayrı ayrı noktalara bastırmış. Sonsuz gibi görünen bu grotex taş pervaza tırmanırken bu nesne tümüyle yatay olmasa buna tırmanmak denirdi. Adamlar da kainatta bir kapının nasıl o kadar uçsuz bucaksız olabildiğine şaşıyorlarmış. Derken çok yavaşça ve usulca bir dönüm büyüklüğündeki panel yukarıdan içe doğru kaykılmış. Böylece kapının terazili olduğunu anlamışlar. Donovan pervazından aşağı kayarak veya bir şekilde kendini ite ite arkadaşlarının yanına gelirken herkesin gözü devasa yontma kapıdaki tuhaf girintideymiş. Kapı bu prizmatik çarpıklık yanılsaması dahilinde kural dışı bir şekilde çaprazlama hareket ettiğinden tüm perspektif ve madde kanunları alt üst olmuş gibi görünüyormuş. Açılan gediğin zifiri karanlığı neredeyse cismaniymiş. Bu karanlığın sahiden de somut bir niteliği varmış. Zira dışarının ışığıyla görünmesi gereken iç duvarları örtüyormuş. Dahası, çağlar boyu süren mahkumiyetinden kurtulan bir duman misali tam anlamıyla dışarı fışkırmış. Zarımsı kanatlarını çırparak dış büküye görünümlü büzüşük gökyüzüne sıvışırken güneşi de açıkça karartmış. Açılan derinliklerden yükselen pis koku tahammül ötesiymiş. En sonunda Hawkins'ın keskin kulaklarına aşağıdan bir yerlerden iğrenç vıcık vıcık bir ses çalınır gibi olmuş. Herkes kulak kabartmış. Hatta bir yaratık salyalarını akatarak yeşil renkli ve peltemsi muazzam kütlesine ite kaka karanlık eşikten bu zehirli delilik kentinin kokuşmuş havasına çıkarken herkes halen dinliyormuş. Bu kısmı yazıya dökerken zavallı Johnson'ın el yazısı tutuklaşmaya başlamış. Johnson, sandala ulaşmayı asla başaramayan altı adamdan ikisinin o uğursuz anda yaşadıkları katıksız dehşetle oracıkta can verdiği kanaatinde. Yaratığı tanımlamak mümkün değilmiş. Dinmek bilmeyen ve cinneti andıran can hıraş çığlıkları Bildiklerimizle, doğa güçleriyle ve kozmik düzenle topyekün çelişen bu çirkinliği tarif edebilecek bir lisan yokmuş. Sendeleyerek yürüyen bir dağmış sanki. Dünyanın öbür ucunda büyük bir mimarın çıldırmasına veya zavallı Wilcox'un o telepatik anda ateşler içinde sayıklamasına şaşmak ne mümkün. Putlardaki yaratık, yıldızların bu yapışkan yeşil dölü egemenliğini ilan etmek için uyanmıştı. Yıldızlar tekrar uygun hizaya girmiş, asırlık tarikatın tasarlayıp da gerçekleştiremediği eylemi bir grup masum denizci kazara gerçekleştirmişti. tilyonlarca yıl sonra Ulu Çuçullu tekrar serbestti ve haz için çıldırıyordu. Üç adam arkalarına dönmeye kalmadan peltek pençeler tarafından kız kıvrak yakalanmış. Tanrı hepsini huzura kavuştursun, evrende huzur varsa tabii. Ölenler Donovan, Guara ve Angstrom'du. Bu üçü sandala kadar uzanan yeşil kabuk bağlamış kayalıklara doğru hunharca fırlatılırken Parker tüymüş. Ama Johnson onun da yapıda adeta bir anda peydahlanan bir boşluk tarafından yutulduğuna yemin ediyor. Sivri köşeli ama kör açıya benzer bir girintiymiş düştüğü. Böylece sandala sadece Breeden'la Johnson ulaşmış ve devasa ucubenin kaygan taşlardan lap diye suya düşerek kıyıda bir anlığına bocalamasına fırsat bilip alerte umutsuzca kürek çekmişler. Tüm tayfayı kıyıda bırakmalarına rağmen teknenin buhar kapasitesi büsbütün yetersiz değilmiş. Nitekim dümen ve makine tertibatları arasında humalı bir koşturmacanın ardından alert nihayet yola çıkmış.'' tekne bu tarifsiz dehşet manzarasını ardında bırakıp ölümcül sularda yalpalayarak uzaklaşırken yıldızlardan gelmiş dev yaratık, Odessa'nın firari gemisinin arkasında beddualar okuyan, Paul film misali ile bağdaşmayan şu mezar kumsalın kayalarının tepesinden tükürükler saçarak anlamsız sesler çıkarıyormuş. Derken ulu çoçullu, masaldaki tepe gözden daha gözü pekçe, suya kaymış ve kozmik bir kudretle attığı kulaçlarla dalgaları kabartarak peşlerine düşmüş. Arkasına bakan Breden oracıkta aklını yitirip cırlak kahkahalar atmış, ondan sonra da Johnson'ın deli divane dolaştığı bir gece, ölüm onu kamerasında yakalayana dek aralıklarla gülüp durmuş. Oysa Johnson pes etmemiş, tam güç gitmediği takdirde bu yaratığın alerte kesinlikle yetişeceğini anlayınca şansını zorlamaya karar vermiş. Makineyi tam yola ayarlayıp güverteyi şimşek gibi koşmuş ve dümene geçmiş. Leş kokan tuzlu sular köpürüp amansız burgaçlar çizerken buhar basıncı arttıkça artmış ve yiğit Norveçli şeytani bir kalyonun pupası gibi cenabet köpükleri yararak tepesinde yükselen illet peltenin üzerine bodoslama sürmüş tekneyi korkunç kalamar kafanın kımıl kımıl dokunaçları sağlam teknenin civardasına ha değdi ha değiyormuş. ama cansın yılmadan ilerlemiş. Adeta içi su dolu bir kese patlamış. Bir kamer balığının karnı yarılmış gibi pislikler fışkırmış. Bin mezarın leş kokusu yayılmış ve bu satırları yazan kişinin kağıda dökemeyeceği bir ses çıkmış. Tekneyi aniden kesif ve kör edici yeşil bir bulut kaplamış. Kupadan bakınca da suların zehirliymiş gibi fokurdadığı görülüyormuş sadece. İşte tam o anda, Yüce Tanrım, bu meçhul yıldız dölünün etrafa saçılan esnek organları belli belirsiz yeniden birleşerek eski iğrenç şeklini alıyormuş. Bu esnada artan buhar gücüyle iyice ivme kazanan alert, her geçen saniye arayı açmış. Hepsi bu kadardı. Akabinde Johnson, kamerasındaki puta kafa yorarak karnını doyurmak ve yanında habire gülen manyakla ilgilenmek haricinde çok az işle uğraşarak geçirmiş vaktini. Cesurca kirişi kırmasının ardından rotaya aldırmaz olmuş. Çünkü yaşadığı olay ruhundan bir şeyler götürmüş. Derken 2 Nisan'daki fırtına patlak vermiş. Yağmur bulutları bir bakıma bilincini de gölgelemiş. Öyle bir hismiş ki sonsuzluğun akışkan anaforlarına kapılmış sanki. Bir kuyruklu yıldızın kuyruğuna binip, akla durgunluk veren kainatta baş döndürücü bir yolculuğa çıkmış. En dipten ta aya savrulup, aydan tekrar dibe vurmuş. Üstelik tüm bunlara şamatacı, biçimsiz, kadim tanrıların, ve Tartarus'un yarasa kanatlı, yeşil renkli küçük alaycı iblislerinin hep bir ağızdan kişner gibi attıkları kahkahaları eşlik ediyormuş. Bu düşün sonunda kurtuluş gelmiş. Yeni Vigilant. Akabinde de Deniz Komutanlığı Mahkemesi, Dunedin sokakları en sonunda H. Berg'in gölgesindeki memlekete yapılan uzun eve dönüş yolculuğu. Onu deli sanırlar diye yaşadıklarını anlatamamış ölmeden önce tüm bildiklerini yazmaya karar vermiş. Ama karısına belli etmeden. Zaten ölüm ancak anılarını silebilirse bir lütuf sayılırmış. Okuduğum döküman işte buydu. Onu da teneke kutudaki kabartmanın ve Profesör Angel'ın bıraktığı belgelerin yanına koydum. Bana ait bu tutanağın kendi akıl sağlığımı zorlayan bu kaydın yeri de orası. Bir araya getirilen bu bilgiler umarım bir daha asla gün yüzünü görmez.'' bu dehşeti barındıran evreni bambaşka bir gözle görür oldum. Bundan böyle bahar havası ve yaz çiçekleri bile bana zehir olmuş sayılır. Zaten uzun yaşayacağımı sanmıyorum. Amcamın ve zavallı cansının akıbetini ben de boylayacağım. Çok şey biliyorum ve şu tarikat varlığını hala sürdürüyor. Tahminimce Çuçullu da hala yaşıyor.'' güneşin gencecik olduğu dönemden bu yana onu muhafaza eden şu taş uçurumun içinde yine. Nisan'daki fırtınadan sonra Vigilant'ın aynı noktadan geçmesine bakılırsa lanetli kenti bir kez daha sulara gömülü. Buna karşın yeryüzündeki elçileri ıssız yerlerdeki put yerleştirilmiş taş abidelerin etrafında tepinip böğürerek ona tapınmayı sürdürüyorlar kentin gömülmesiyle birlikte o dipsiz karanlık uçurumun içinde mahsur kalmış olsa gerek. Aksi takdirde dünya şimdi korku ve cinnetin pençesinde kıvranıyor olurdu. Sonumuzu kim bilebilir ki? Dirilen gömülmüş olabilir, gömülmüş olsa da dirilebilir. O iğrençlik derinlerde düş görerek beklerken insanların sallantıdaki kentleri zevale uğruyor. Elbet zamanı gelecek.'' Ama bunu düşünmemeli. Aklımdan çıkarmalıyım. Bu el yazmasından sonra hayatta kalmazsam, vasilerim temkinliliği aymazlıktan önde tutsun. Ve bunu kimseciklere göstermesinler diye dua ediyorum. Charles Dexter Ward vakası Hayvanların mayası öyle verimli ve elverişlidir ki, mahir biri isterse küllerinden Nuh'un gemisini inşa edebilir kendisine ve pekala bir hayvan sureti yaratabilir. Hatta aynı yöntemle insan mayasının zaafından faydalanan bir alim meftulüm gibi bir suç işlemeksizin ölü atalarının kül olmuş bedenlerinde hapsolmuş suretlerini uyandırabilir. Borellius. 2. bölüm sonu.